Sevgili Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Lisans Üstü Öğretim için başvuruma planlayan öğrenci arkadaşlarım. Sizlere Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Ben Profesör Doktor Mehmet Taşpınar, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Şimdi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı 1982 yılında kuruldu Gazi Üniversitesi'nde. Daha sonra 1997-1998 yılında bu ana bilim dallarının lisans öğretiminin kapatılması sonrasında misyon olarak lisansüstü öğretim düzeyinde öğrenim vermeye başladı. Eğitimler Enstitüsü kapsamında lisansüstü öğretim düzeyinde öğrenim vermekteyiz. Tabii lisanstaki derslerimizi de bütün öğretmenlik alanlarının öğretmenlik formasyonu diye bilinen öğretmenlik meslek bilgisi derslerini sürdürüyoruz. Ama esas olarak sizlere ben lisansüstü öğretim alanındaki çalışmalarımızla ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü Eğitimler Enstitüsü kapsamındaki çalışmalarımızda bilgiler olacak bunlar. Eğitim programları öğretim deyince kısaca eğitim programını tanımlamak gerekirse, biliyorsunuz ki bireylerin yaşamda kazandıkları tüm davranışların, bilgi, beceri ve kişilik bağlamındaki tüm davranışların belirli bir program çerçevesinde hazırlanarak sunulduğu programlara biz eğitim programları deriz. Ana bilim dalımıza da eğitim programları ile ilgili profesyonel, uzman, araştırmacı yetiştirmek temel misyonumuzdur diyebiliriz. Bu kapsamda bölümümüzde hem yüksek lisans hem de doktora düzeyinde eğitimler vermekteyiz. Ana bilim dalımızdaki öğretim elemanı sayımızla ilgili bilgi vermek gerekirse toplam 28 öğretim elemanımız var. 9 profesör, 8 doçent, 5 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 28 akademik kadromuz var. Öğrenci sayılarımız, doktora öğrenimini sürdüren 32 öğrencimiz, tezli yüksek lisans programını sürdüren 76 öğrencimiz ve tezsiz yüksek lisans programını sürdüren 7 öğrencimiz yer alıyor. Temel amacımız çeşitli kamu kurumları ve özel sektördeki eğitim bölümlerinde görev yapmaya aday olan program geliştirme uzmanları yetiştirmek. Temel amaçlarımızdan birisi bu. Diğeri de Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi ya da özel tüm eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programlarına geliştirmede görev alabilecek profesyonel program geliştirmeciler yetiştirmek diyebiliriz. Temelde lisansüstü eğitim düzeyinde hem yüksek lisans hem doktora öğretimi vermekteyiz. Bunlarla ilgili kısa bilgi vermek gerekirse, tezsiz yüksek lisans programımız var. Burada tez hazırlama zorunluluğu yok. Sadece belirlenmiş olan 30 kredi dolayında dersler alınarak program tamamlanabilmektedir. Programın hedef kitlesi özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nda ya da özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin program geliştirme boyutuyla ilgili, kendi alanlarına özgü programların geliştirilmesiyle ilgili uzmanlık düzeyinde eğitim vermek diyebiliriz. Tezli yüksek lisans programımız ise, az önce bahsettiğim tezsiz yüksek lisans programından tek farkı, derslerin tamamlanmasından sonra bir tez hazırlanması ile son bulmaktadır. Toplamda tezli yüksek lisans programında 8 ders, yaklaşık 24 kredi ve bir tez çalışması ile program tamamlanır. Tezsiz yüksek lisans programı ise 30 kredilik tez hazırlamadan biten bir programdır. Doktora programımız ise tezli yüksek lisans programının tamamlanmasından sonra bu ana bilim dalında yüksek lisansını tamamlayan adaylarımızın girebildiği bir eğitimdir ve daha üst düzeyde bir uzmanlık eğitimiyle tamamlanmaktadır. Burada da yine 28 kredilik dersler tamamlanmakta ve arkasından bir tez çalışması ile program sonlanmaktadır. Gerek tezli yüksek lisans programımızda, gerekse tezli yüksek lisans programımızda bir bilimsel hazırlık programı uygulamaktayız. Temelde programımızın hedef kitlesi öğretmenlik eğitimi almış olan tüm fakülte mezunları, örneğin bir kimya öğretmenliği, matematik öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, teknik alanlarda örnek vermek gerekirse örneğin bir makine öğretmenliği, giyim öğretmenliği, sağlık alanıyla ilgili öğretmenlikler. Yani 4 yıllık fakülte mezunu olup öğretmenlik formasyonu sahip olan tüm başvuranlar programımızın hedef kitlesi içerisindedir. Aynı zamanda
Pedagojik formasyon diye bilinen öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi almış olan Edebiyat ve Fen Fakültesi mezunları ya da diğer fakülte mezunlarından bu formasyon belgesi almış olanlar da yine bu programın hedef kitlesi içerisinde yer almaktadır. Derslerle ilgili bilgi vermek gerekirse, genel olarak program geliştirmeyle odaklı dersler programımızda yer almaktadır. Bunların bir kısmı zorunlu dersler, bir kısmı seçmeli dersler olmak üzere programda yer alırlar. Genelde program, bir eğitim programı, hedef, içerik, öğrenme, öğretme süreci ve değerlendirme boyutlarından oluştuğu için programı oluşturan dersler de bu kapsamda yer almaktadır. Tabii araştırma odaklı bir eğitim sürdürdüğümüz için zorunlu dersler içerisinde araştırma teknikleri, bilimsel araştırma ve etik gibi dersler yer almakta. Bunun dışında programın temel ögesi olan eğitim felsefesi, eğitim tarihi, eğitim ekonomisi, eğitim psikolojisi odaklı lisansüstü eğitim üzerindeki dersler de programımızın içerisinde yer almakta. Ve son gelişmeleri de yakından takip ederek işte Avrupa Birliği süreciyle ilgili, yaşam boyu öğrenmeyle ilgili, uzaktan eğitimle ilgili dersler de programımızın içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Ana bilim dalımız çeşitli projelerde de yer almaktadır. Bu projeler çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığı'nın program geliştirme ile ilgili çalışmaları kapsamında olduğunu söyleyebiliriz ama bunun dışında TÜBİTAK projeleri, Kalkınma Ajansı projeleri, çeşitli bakanlıkların projelerinde de ana bilim dalımız kapsamında çalışmalar yapıldığını söyleyebiliriz. Bölümümüzdeki öğretim elemanlarımız çeşitli projelerde görev alarak hem ana bilim dalının gelişimine hem de alana katkı sağlamak adına önemli çalışmalar yürütmektedirler. Ana bilim dalımızın Türkiye'nin en geniş ve deneyimli akademisyen kadrosuna sahip olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu programa başvurmayı düşünürseniz kendi öğretmenlik alanınızın programının geliştirilmesiyle ilgili profesyonel bir deneyim kazanacağınıza ve gerek akademik bir çalışma düşünürseniz oraya katkıda bulunacağınıza, gerekse öğretmenlik çalışmalarınızı sürdürürseniz eğitim çalışmalarınıza katkıda bulunacağınıza dönük deneyimler kazanacağınızı söyleyebilirim. Hepinize başarılar diliyorum. Bu çalışmalar sırasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.